bizim edebiyat dünyasında da böyle çok şey var. Siyasilere... O tarafa geleceğiz de bunlar kritik örnekler. Ben bir iki örnek göstereyim isterseniz. Örnekler tabii. Efendim, meşhur Abdülhak Hamit, makber şairi. Eyvah ne ya ne ya kaldı. Evet. Makber şairi veyahut her yer karanlık bir nur o mevki. Evet. bu bir önde gelen iddiaçıya yazılmış. Beyim efendim diyor. Beş parasız kaldım, Avrupa'dan da geldim, beni senatör yapın diyor. Ve yapılmış. Ayan anlası yapılmış. Aradan birkaç ay geçmiş, aynı kişiye Allah razı olsun diyor, beni senatör yaptınız diyor. Hatta şurada imzası vardır. Ama diyor bunun parası hiçbir şeye yetmiyor. Beni diyor sefir yapın, büyükelçi yapın diyor. Dışarı gönderin diyor. Birinci Dünya Savaşı arifesinde evet, yazmış galiba. Evet o yıllarda evet. 1914. 14. Evet. Buna çoktur. Mesela. Yapılıyor da. Değil mi? Gönderilmedi. Gönderilmedi. Sefir yapılmadı. Sefir olmamıştır şey. O zaman evet. Da onun üzerine sanıyorum. Bu önemli. Bu çok önemli bu. Ali Kemal, meşhur Ali Kemal. Hangi taraftandı efendim? Ali Kemal, Abdülhamid'e doğrudan doğruya bağlı bir hafiyedir. Hatta Jön Türkleri Abdülhamid'e devamlı jurnal ederdi. Oradan da bir takım şeyler. Bu Ali Kemal'in el yazısıyla iddiaçılara gönderdiği bir mektup. Şöyle gösterebilirsek, şurada imzasını görüyoruz. 1910, işte yeni başa geçiyorlar. Evet. Ben diyor İngiltere'de beş parasız kaldım. Çocuklarım var diyor. Hanımım öldü diyor. Çocuklar başıma kaldı. Bana 3500 frank verin. Sizi destekleyeyim diyor. Çok enteresandır. Bu mektupta bahsettiği hanımından olan torunu Boris Johnson şu anda Londra Belediye Başkanı. Evet. Yani beş parasız bir İngiliz kaynanam var diyor. Hanımım da öldü. Çocuklar da onun yanında diyor. Şeyde çocuklara süt alacak param yok. 3500 frank verin. Şu kadıncağıza vereyim. Ben Paris'e gideyim sizi destekleyeyim diyor. Şeyde. Çok önemli. Ali Kemal figürü beni çok enterese ediyor. Çünkü herhalde hala en çok kullanılan isimlerden bir tanesidir. Hani medyamızın Ali Kemal'leri diye deyimler de geçer diyor. Biliyorsunuz. Çok yanlış bir kullanım. Çok korkunç tabii. Bence böyle şeylere, kamplara, şeylere ayırmaya. Her şeyi böyle kutucuklara koyuyoruz. Evet. Ama yani gerçekten de bu kadar nefret edilen çok az figür vardır herhalde. Öyle değil mi? Efendim, Ali Kemal hakkında bir tez yapıldı. Enteresan bir tezdi. Bir master olabilir makaleler hakkında. Son yazısı var orada. Linç'ten, tevkiften ve linçten önce yazdığı son yazı. O yazıyı görmemiştim ben. O tezde okudum. Hepimiz hata yapmıştık. Yanlış tarafa sarılmışız diyor. Ama o yazdığı yazılarda çok serttir. Onu daha iyi bilirler. Hem de nasıl? Serttir. Şimdi Ali Kemal mutlaka susturulmalıydı Anadolu hükümeti tarafından. Evet. Hatta kendisi tokatlayanda tıraş olurken evet. Yakalanmış ve Samatya üzerinden, ben Samatyalıyım. Samatya üzerinden Yalova'ya geçirilmiş. Ama Nurettin Paşa'nın o büyük hatasıdır. Parçalatması. Evet. Ali Kemal'in parçalatması. Hatta İsmet Paşa evet, Lozan'a giderken evet. Tren yoluna astırmış. İsmet Paşa arkasını dönmüştür. Bunu görmemek için. Şimdi buna gerek yoktu. Buna gerek yoktu. Ama yazıları gerçekten ben de araştırırken bir dönem bakmıştım. Çok serttir. Tabii. Yani böyle neredeyse İngiltere gelsin ve başımızın üstünde yeri var tarzında şeyleri var, tabii. Yazıları var. Şimdi onun Peyam Sabah, iki gazete evet. Birleşmiştir. Onu devamlı Peyam Sabah diye kullanırlar. Halbuki oradan dolayı Peyam Sabah. Evet. Şimdi orada tahammül edilmez böyle dayanılmaz bir takım şeyleri var. Anadolu Hareketi Sakarya'yı almış, İstanbul'a geliyor. Hala Kaselisler diye yazıyor. Evet. Yani Çanakkale'cilerdi. Evet. Olacak iş değil. Yalnız tabii basının her döneminde bu türlü bir takım şeyler oluyor. Maalesef oluyor. Yalnız şimdi yanlış anlaşılacak. Siz Ali Kemal mutlaka susturulmalıydı dediniz. Hayır. Öldürülmeliydi değil. Hayır gayet tabii. Ali Kemal adalet önünde hesap vermeliydi. Evet. Susturulması bu anlamda. Evet. Yoksa linç edilmesi değil. Linç edilmesi yani, değil tabii. Olacak iş değil. Maalesef bu yapılmamıştır. Yani, Refik Cevat mesela çok kıvrak bir kalemdir. O da evet, muhaliftir. Muhaliftir. O dönemde. Alemdar diye bir gazetesi vardır onun. Zehir zemberek.
Ama Refik Cevat temelden itaatçılara karşıdır. Evet. Şimdi Mevlanzade Rıfat Ahmet Samim yanlışlıkla Mevlanzade Rıfat diye öldürülmüştür. İtaatçılar mı vurdu? Gayet tabii. Hiç kuşkusuz. Yoldan para istiyor. Evet, devamlı. İttihatçılar, onlar için herhangi bir inanç yok. Bugün bir takım şeylerde olduğu gibi, yani isim olarak zikredemeyiz. Tabii. Olmaz. Ama görüyorsunuz ki zihniyet hiç değişmiyor. Evet. Devamlı bir çıkar, iğrenç bir çıkar, pis bir çıkar. Erol Bey, hep böyle bizlerde, özellikle benim jenerasyonumda şöyle bir hastalık vardır. Eskiler çok daha iyiydi. Ve belli ki bazı konularda daha iyi taraflar var. Demin bahsettiğimiz gibi. Mesela para üzerine her şey kurulmamıştı. Hayır, katiyen. Gerçi yani Murat Bey'in okuduğu mektuplarda tabii ki para istekleri vesaire hepsi oluyor para. Ama bütün her şey yani böyle hani para üzerinden olmadığı belli. Para isteniliyor ama neredeyse böyle gayet kibar bir şekilde isteniliyor. O anlamda tamam. Ama onun haricinde hani medyada şu anda hep diyoruz ya, her şey çok seviyesiz, çok iğrenç, o ona laf sokuyor, ondan sonra dönüyor, bambaşka bir şey oluyor. Ama şunları okuyunca görüyorsunuz ki bir sürü şey değişmemiş aslında. Ya gayet tabii. Dil çok daha güzel, belki daha kıvrak ve daha zeki ama aynı sertlik ve aynı terbiyesizlikler var. Tabii. Şimdi o zaman, yani benim ilk gençlik yıllarımda gazeteler yazarları ne diyor diye alınırdı. Mesela Ahmet Emin Bey ne düşünüyor? Hüseyin Cahit Bey ne düşünüyor? Babal'de ilk defa kısa baş makaleyi Sedat Bey getirdi. Sedat Simavi. Şimdi Naci Sadullah onun için bir fıkra anlattı. Sedat Bey için. Şimdi Sedat Bey çok iyi bir yayıncı. Çok dikkatli bir yayıncı. Hatta o kurduğu gazeteden, müesseseden belli. Şimdi Naci Sadullah dedi ki, Mahmut Yesari ben filan yazılarımızı 7 günü çıkarıyor. Yazılarımızı hazırlıyoruz. Temize çekiyoruz. Götürüyoruz. Sedat Bey bakıyor. Olmamış diyor. Allah Allah. O kadar özeniyoruz. O kadar çaba gösteriyoruz. Diyor. Yani bir türlü memnun edemiyoruz. Bir gün diyor, çok aceleydi işimiz. Ben yazımı temizletmedim. Sedat Bey'e götürdüm. Yazı öyle allak bullak, karalamalar, çıknalar, ilaveler vesaire. Sedat Bey yazıya baktı. İşte böyle yazmak lazım dedi diyor. O yazıyor. Meğerse yazının üstünde ne kadar işlenirse Sedat Bey için yazı o kadar iyiymiş. Temize çektikleri için bu özentisiz bir şey. Karışık olacak şey. İlla tasvip olacak. Evet. Kısa makaleyi, kısa baş makaleyi Sedat Bey getirdi. İki paragrafta okuyorsunuz, anlıyorsunuz. Tabii hepsi Kıbrıs üstüneydi de zaten az daha savaşa giriyorduk. Bir de Abdi Bey. Abdi Bey durum köşesi vardı. İşte baş makale o idi. Kısa öz. Kısa öz. Sonra küçük fıkra dediğimiz yazılar vardı. Mesela Doğan Nadi Bey. Evet. Bir dakika diye böyle küçük, gayet güzel ve vurucu fıkralar yazardı. Sonra Bedi Faik onu devam ettirdi. Bedi Faik uzun ömür verecek. Muhteşem bir kalemdir. Evet. Yani. Nasıl Allah diline kalemle düşürmesin. Evet. Bedi Faik Bey hatıralarını okudum. Evet. 4 yıl hatıralarını okudum. Tabii o anlattığı dönemi ben biliyorum. Büyük zevk alarak okudum. Hatta Cihat Babam milletvekiliydi. Katip, muhalefet, öyle ya, katip. Cihat Yaban diye okudu adını. İkisi çok yakın yazılı eski Türkçe'de, Yaban. Cihat Yaban. Cihat Bey düzeltiyor. O Yaban babandır diyor. Güzel ama. Güzel.
Bedi Bey de böyleydi. Evet. Bedi Bey Falih Rıfkı Bey'le beraber dünyayı 52'de zannediyorum şey yaptılar, kurdular. İşte ilk defa öyle cafcaflı bir patronu Bedi Bey'i gördük. Özel arabasıyla gelir giderdi. Şoförü vardı filan filan. Fatih Bey bilmiyorum ne. Herhalde taksiyle bilen gelirdi. Onun öyle pek merakı yoktu.